Kıymetli izleyenler merhaba. Bir fıkıh meclisi programında yeniden birlikteyiz. Bugün sizlere Ramazan'ın, mübarek Ramazan'ın ilk günlerinde rüzgarlı bir Ankara havasında sizlerle birlikteyiz. Hayırlı Ramazanlar, şimdiden hayırlı iftarlar diliyoruz. Ramazan olunca konuğumuz oruç ibadeti olacak bugün ve konuğumuz Çankırı Karatekin Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Ali Aytekin hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? Ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sizler de iyisinizdir evet, inşallah. Evet biz teşekkür ederiz. Murat hocam siz nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Evet. Hocam hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Bir yıl oldu bizim evet. de. Geçen Ramazan evet. başladık. Tam bir yıl oldu. Tam bir yıl oldu. Hayırlısı. Fıkıh meclisi. Hayırlısı. İnşallah. Evet. Eyvallah. Meclisimiz devamlı daim olsun diyelim. Amin. İnşallah. İnşallah. Evet Mehmet Ali hocam, hocamız biraz tanıtmak istiyorum kıymetli konuklar. Ondan sonra oruç ibadetini konuşacağız. Hocamız farklı görevlerde bulundu ama çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Doktora çalışması İmam Züfer kitap olarak yayınlandı. Çok önemli bir Hanefi fıkıh alimini çalıştı hocamız. Aslında başka bir vesileyle biz İmam Züfer'i konuşmak istedik hocamızla ama Ramazan'a denk geldiği için Ramazan'ın ruhuna uygun olması açısından oruç ibadetini konuşalım istedik ve yine editörlüğünü ve bölüm yazarı olarak da katkıda bulunduğu çok önemli bir çalışma. Çok kısa süre önce yayınlandı. 2021'de değil mi evet, hocam? Evet. Dinden dönme, irtidat konusunu farklı alanlardan, farklı perspektiflerden birçok akademisyenin katkıda bulunduğu önemli bir çalışma. Bir de Muhammed Avni Hicazi'nin İslam'da Evrensel Barış ismiyle kaleme aldığı, hocamızın da Türkçe'ye çevirdiği bir çalışması var. Bunun dışında makaleleri, bildirileri, tebliğleri var hocamızın. Halen Karatekin Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi'nde çalışmalarına devam ediyor ve bugün kendisiyle biz oruç ibadetini konuşacağız. Tabii ki oruç ibadeti çok geniş, hükümleri olan, belki bir programa sığdırmak mümkün değil ama böyle özün özü tarzında hususları konuşmak istiyoruz. Dolayısıyla konuya giriş babında oruç ibadetinin önemi, dinimizdeki yeri nedir diye bir soruyla başlamak istiyorum hocam. Evet, öncelikle ben bu nazik davetinizden dolayı teşekkür ediyorum size, Murat hocama. Eyvallah, biz teşekkür ediyoruz. Rabbimize böyle mübarek bir Ramazan-ı Şerif ayında güzel bir programda, fıkıh meclisinde bizleri buluşturduğu için hamdü senalar olsun. Amin. İnşallah biraz öncesinde ifade ettiğiniz gibi fıkıh meclisi, meclisimiz daim olsun, devamlı olsun. Programımızın hayırlara, bereketlere vesile olmasını Rabbimize niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif ayındayız. Bir haftasını geride bırakmış bulunuyoruz. Rabbimize hamdü senalar olsun. Ramazan-ı Şerif ayı dediğimiz zaman aklımıza ilk oruç ibadeti gelir. Rabbimizin bir emridir. Dinimizde Rabbimizin bütün emirlerinde ve yasaklarında bir takım hikmetler vardır, bir takım faydalar vardır. Bir takım zararlardan korunmak söz konusudur. Hangi ibadeti ele alırsak alalım, bu ibadetler için veyahut da yasaklar için aynı şey söz konusudur. Yapıldığında bir takım faydalar hasıl olur, meydana gelir, bir takım zararlardan da korunmuş olacaktır. Ancak bununla birlikte bir kul, bir Müslüman bu faydaları elde etmek veya bu zararlardan kaçınmak için bu emirlere ve yasaklara imtisal etmemekte, sırf Allah'ın emri olduğu için, Allah emrettiği için, Allah'ın emrine binaen ibadetleri yerine getirmekte ve onun yasaklarından kaçınmaktadır. İbadetler dediğimiz zaman namaz ibadeti, zekat ibadeti, hac ibadeti, oruç ibadeti gibi ibadetlerdir. Ve bu ibadetlerin başında oruç ibadeti gelmektedir. Şimdi esasında bu tür emirlere imtisal, hakkın emrine intisali kapsadığı, içerdiği gibi aynı zamanda halkın ve toplumun haklarına, hukuklarına dirayeti içermektedir. Evet. Zira biz biliyoruz ki insanlara şükretmesini bilmeyen Allah'a da şükretemez. Dolayısıyla Allah'a şükredebilen insanlara da teşekkür eder. İnsanlara teşekkür edebilen Allah'a da şükreder. Oruç ibadeti hicretten 1,5 yıl sene sonra farz kılınmış bir ibadettir.
Farziyeti kitapla sabittir, sünnetle sabittir, icma ile sabittir. Tabi usul anlamında kat'i bir emirle sabit olduğu için bunun hükmü şu şekildedir. Yapan kişi borcunu yerine getirmiştir. Yaptığı için sevap kazanacaktır. Tembelliğinden, gevşekliğinden dolayı yapmayan kişi de büyük günah işlemiş olmaktadır. İnkar eden kişi de dinden çıkacaktır. Evet. Farziyetine dair Cenab-ı Hak Bakara suresi 183. ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus siyamu kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettegûn. Ey iman edenler, sizden öncekilere nasıl oruç ibadeti farz kılındı ise sizlere de oruç ibadeti farz kılınmıştır ki bu sayede takva mertebesine eresiniz buyurmaktadır. Yani Rabbimiz, ey Müslümanlar, ey kullarım, adeta bize şöyle buyuruyor. Sakın oruç ibadetinin sadece size farz kılındığını düşünerek yüksünmeyin. Bu ibadete karşı yüksünmeyin, yapamazlık yapmayın. Ağrınıza gelmesin bu ibadet. Zira sizden önceki kulları da, sizden önceki insanlara da bu ibadet farz idi. Onlar nasıl bunları yapmakla mükellef ise yaptılarsa, sizler de yapmakla mükellefsiniz ve sizlere de farz kılınmıştır buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yine oruç ibadetiyle alakalı, hani meşhur bir hadis-i şeriftir. Büniyel İslamu ala hamsin, şehadete en la ilahe illallah ve ikamus salah ve itaiz zekah vel haccı ve savmi ramadane buyurmaktadırlar. İslam 5 temel üzere bina edilmiştir, kurulmuştur. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan ayında oruç tutmak şeklinde buyurmaktadırlar. Bu ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin yanında bidayetinden itibaren tüm Müslümanlar, İslam alimleri oruç ibadetinin farz olduğunda icma etmişlerdir, ittifak etmişlerdir. Oruç, Müslümanların takva mertebesini elde etmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Zira oruç tutmakla bir kişi nefsinin isteklerine karşı bir irade eğitimine tabi olduğu gibi bir takım meşakkatler ve zorluklara karşı da sabır eğitimine tabi olmaktadır. Nefsinin dizgin isteklerine hakim olan, onları dizginleyen ve meşakkatler, sıkıntılar karşısında sabredebilen bir Müslüman da takva mertebesine erecektir. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette Es-savmu cünnetün, savm bir kalkandır. Fe izâ kâne ahadüküm yevmen sâimen, eğer biriniz oruçlu bir günde olursa felâ yerfuz ve lâ yecehel, sakın günah işlemesin, cahilce hareket etmesin. Fe in imrun şetemehu ev katelehu, şayet bir kişi ona gelir hakaret eder veya onunla kavga etmek isterse ona mukabelede bulunmasın, sadece ona felyekul inni saimin, ben oruçluyum desin buyurmaktadır. Oruç ibadetinin diğer ibadetlerden ayrılan çok önemli bir özelliği vardır. O da oruç ibadetine riyanın karışmamasıdır. Yani gizli tutulduğu için, kimin oruçlu olduğu, kimin oruçlu olmadığı bir başkası tarafından bilinemeyeceği için kendisine riyanın karışmadığı bir ibadet olarak ön plana çıkmaktadır oruç ibadeti. Gösterişle yapılacak bir şey değil. Evet, gösterişle yapılamamaktadır. Bundan dolayıdır ki bir hadis-i kutsi'de Rabbimiz şöyle buyurur. Oruç ibadeti benim içindir. Kul benim için yemesini, içmesini ve şehevi arzularını, isteklerini terk etmiş, bunlardan vazgeçmiştir. O zaman onun mükafatını da sadece ben vereceğim buyurmaktadır. Allah için yemeği, içmeyi terk eden, nefsin isteklerine gem vuran, onları kontrol altına alan bir Müslümanın da ahirette kendisine tahsis edilen kapıdan cennete gireceğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verecektir ki meşhur rivayette Reyyan isimli bir kapıdan bahsedilmektedir. Esasında yeri gelmişken bir anekdot olarak belki şu husus paylaşılabilir. Cennette dünyadayken ibadetlerle temayüz etmiş kişilere tahsis edilen bir takım kapılar vardır. Evet. Namaz kapısı vardır, cihat kapısı vardır, sadaka kapısı vardır, oruç kapısı vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazıyla temayüz eden kişinin namaz kapısından, cihadıyla temayüz eden kişinin cihat kapısından,
orucu ile temayüz eden kişinin de Reyyan isimli kapıdan cennete gireceğini haber vermektedirler. Hatta bunu anlattığı çok zaman güzel. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, ya Resulallah, acaba bir kimse bu kapıların hepsinden çağrılacak mıdır diye sorduğunda, evet, Efendimiz ona yönelerek, ben senin bunların hepsinden çağrılacak kişi olacağını ümit ediyorum, arzu ediyorum buyurmuştur. Burada şunu dikkat almak lazım. Şayet dünya hayatında temayüz ettiğimiz bir ibadetimiz yoksa, orucumuz yoksa, namazımız yoksa, zekatımız yoksa, acaba cennetten hangi kapıdan içeri gireceğiz diye güzel, bunu kendimize sormamız gerekir diye düşünüyorum. Orucun önemiyle alakalı bir hadis-i şerifle isterseniz bu konuya noktayı koyalım. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Men sâme ramadâne imânen ve ihtisâben gufra lehu me tegaddeme min zembih. Bir kimse inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutacak olursa geçmiş günahları bağışlanır buyurmaktadır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok güzel. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çerçeveyi olabildiğince anlamlı bir şekilde çizmiş oldunuz. Siz konuşurken benim de aklıma şu geldi. Yani oruç ibadetiyle genellikle şöyle bir şey anlatılır. Birçok programda, birçok kitapta da geçer. İşte oruç tutmanın bir hikmeti de aç insanın işte halinden anlamak, fakirlerin fakir, ama ben tam olarak böyle olmadığını düşünüyorum ki sizin söylediklerinizden de bu çıkıyor. Oruç çünkü zengin fakir herkese farz kılınmış bir ibadet. Eğer böyle bir hikmete endeks sadece buna indirgeyecek olursak, o zaman fakirin oruç tutmasının bir anlamı yok. Zaten bunu yaşıyor, bunu iliklerine sadece kadar hissetmiş. Tutması gerekir. Değil mi? Sadece zenginlerin tutması gerekir şeklinde bir sonuç çıkar. Tabii ki bu da var, yok değil. Yani hikmetlerin zaman birisi, zaman evet, Cenab-ı Allah'ın bizlere vermiş olduğu hikmetlerin, nimetlerin farkında olmak, işte ona şükranı hatırlama adına bunlar olacak, ama sadece buraya indirgemenin ben çok doğru olmadığını düşünüyorum. Şimdi Murat Hocam'a döneceğim. Hocam, oruç ibadetinin önemi ile ilgili sizin mutlaka söyleyecekleriniz vardır ama oruç, evet, acaba bununla birlikte takdir sizin sadece bireysel bir ibadet mi? Bunun topluma, biraz Mehmet Ali Hocam aslında değindi, sabır eğitimi, irade eğitimi, bunun topluma yönelik de bir tezahürü var diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Teşekkür ederim. Tabii ki öyle. Tabii öncelikli olarak oruç ibadeti birey için, yani insan için önemli bir şey. Ama bununla birlikte toplum için de çok büyük faydaları olduğunu, Ramazan-ı Şerif ayının özellikle, yani o anlamda farz kılınan Ramazan-ı Şerif ayının toplum için çok faydalı olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili istatistikler de bunu gösteriyor. İnsanların daha da olgunlaştığını, daha da bu mübarek aya gelince heyecanlandığını, hepimizin heyecanlandığını görmekteyiz. Şimdi oruç ibadeti çok enteresan bir ibadet. Yani çok enteresandan kastım şu, yani çok güzel bir şey. Benim naçizane tespitime göre insana insan olduğunu hatırlatıyor. Yani insan aslında iki veçesi olan bir varlıktır. Bir bedeni var, bir de ruhu var. Modern dünya maalesef bize hep bedenimize ve hazlarımıza yönelik şeyleri elde etmek yönünde bir teşvikte bulunuyor. Yani her zaman hazlarımız peşinde koşmayı, onları elde etmeyi, arzularımızı elde etmeyi, arzu ettiğimiz şeyleri elde etmeyi bize tavsiye ediyor, teşvik ediyor. Halbuki insan sadece bedenden ve hazlardan ibaret bir varlık değil. Ayrıca insanın ruhu var. Yani aslında bu aklı var. Yani insan akıl ve ruh dediğimiz iki önemli şeyi de taşıyor bedenle birlikte. İşte bu oruç ibadeti insanın ruhunu besleyen, yani bedeni aç kaldıkça ruhu gelişiyor. Basitleştirirsek, yani bir insan mesela modern çağda hangi insan en iyi insandır, yani en güzel insandır diye sorsak, mesela nasıl deriz? İşte sabah kalkacak, kahvaltısını yapacak, işte tıraşını olacak erkekler için veya bakımını yapacak, banyosunu yapacak, güzel giyinecek, topluma karışacak, tamam. Güzel davranışlarda bulunacak diyelim, onu da ekleyelim. Akşam evine dönecek. Bu mu, yoksa bununla birlikte acaba insanın kendi içine yönelik, yani ahlak ve ruh dediğimiz, akıl dediğimiz şeylerini kemale eldirmek için de bir takım şeyler yapması gerekmez mi? İşte oruç ibadeti insanın ruhunu ve aklını kamil kılmak, olgunlaştırmak için fevkalade
ehemmiyet arz eden ve bu konuda fevkalade hızlı yol almasını sağlayan önemli bir ibadettir. Namaz da böyledir ama orucun tabii biraz bu manevi terakkide ve insanın insan olduğunu, insani değerlerini hatırlamasında çok daha hızlı bir mesafe ve ilerleme kat ettirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu oruç ibadetinin insanın mesela hareketlerine yansıması, insan olduğunu hatırlaması, akli ve efendim ruhi olgunluğunu yapması topluma da yansıyacaktır. Yani insan kamil olunca toplumda insanlar birbirlerine saygılı, birbirine değer veren, zaten şöyle diyelim, yani bunlar tabii bizim alanımız değil ama biz de az çok kültürel olarak duyuyoruz uzmanlarından. İnsan toplumda huzursuzluk çıkarıyorsa kendi içinde huzursuzluk vardır. Yani içinde yansıtmış oluyor. Yani insan içi huzurlu değilse, içinde bir takım problem, çatışmalar varsa o çatışma topluma yansıyor ve topluma çatışma getiriyor böyle insanlar. Öyleyse oruç ibadeti insanın içine huzuru verince bu topluma doğrudan yansımış olacak. Bunun tabii kültürel bir yönü de var. Hocam da çok güzel bahsetti, yani oruç temelde bir ibadet. Allah rızası için yapılan bir ibadet. Fakat bunun tabii bir takım kültürel araçları ortaya çıkmış. Yani mesela Ramazan-ı Şerif ayının gelmesi, mahyalar, teravihler, iftarlar, sahurlar, yani bu da böyle olur zaten. Yani Ramazan normalde pidesi. Ramazan pidesi mesela çok yani fevkalade önemlidir. Tabii mesela önemli. Çocuklar Ramazan pidesiyle Ramazan-ı Şerif'i anlayabiliyor. İşte bayramı şekerlerle mesela ona bir ünsiyet kesbediyor. Yani onunla ilişki kuruyor. Yani Ramazan pidesi sırası beklemek, yani bu Ramazan, yani bunlar çok harika şeyler bunlar yani. Benim Fatma gibi. Betül var biliyorsunuz. Evet, Allah bağışlasın. Evet. Dün ona sordum, Ramazan senin için ne ifade eder? Benim için dondurma ifade eder dedi. Genellikle evet. Teravih çıkışlarında dondurmaya uğrarız. Için, evet. Öyle. Çok güzel. Ya bu çocuklar için de fevkalade. Bu kültürel yönü de fevkalade önemli Ramazan-ı Şerif'in. İşte Cenab-ı Allah insanlar için bir takım vesileler yaratmış. Yani netice itibariyle Ramazan-ı Şerif'i, orucu da güneşe ve aya bağlamış. Yani Ramazan'ın gelişi ve sona ermesi ay, yani Ramazan ay şerif ayı biliyorsunuz. Ay takvimine göre, ama oruç ibadetinin kendisi güneşin doğması ve batması, yani kabaca yani fecir doğması dediğimizde fecir-i sadıktan şeye kadardır. Son olarak şunu da söyleyerek Mehmet Ali Hocam'a sözü bırakacağım. Şimdi oruç ibadetinin tanımında imsak geçer. El imsaku anil ekli ve şurbi vel cimai. Hani bizim Arapça kitaplarımızda yazar, hocam da çok iyi bilir. Bir kişinin kendisini yemeden, içmeden ve cinsel ilişkiden bir süreliğine uzak tutmasıdır. Aslında Kur'an-ı Kerim'de oruç ibadeti ilk farz kılındığında veya işte ilk ayetler geldiğinde sadece akşam yatsı arası yemek, bir rivayete göre sebebin üzüllerde yemek yeme imkanı, sonra tekrar oruca dönme ve Ramazan-ı Şerif ayı boyunca cinsel ilişkiden uzak durma şeklinde iken, sonra Cenab-ı Allah emriyle ve Peygamberimizin izahıyla geceleri tüm serbest, yemek içmek, cinsel ilişki tamamı serbest, ama gündüzleri dediğimiz, yani şer'i gündüzü kastediyorum, gün boyunca kişinin kendisini yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden alıkoymasıdır. Bu tutma meselesi, yani alıkoyma, yani imkanı varken Allah rızası için yememe, önünde su varken Allah rızası için içmeme meselesi insana irade eğitimi bakımından, hocam temas etti ona, en azından yani bahis açacaktır mutlaka, yani söyledi, irade eğitimi çok fevkalade önemli. Şimdi biz ilk başta söylediğim gibi hazlar peşinde koşa koşa kendimizi zapt etmekte, kendimizi, irademizi kontrol altına almakta zorlanabiliyoruz. Ama Ramazan-ı Şerif ayı çocukluktan itibaren çocuklarımıza, bizlere bir şeyi yemeyebilirim, yani bir süreliğine yemeyebilirim, yemeden durabilirim, irademi kullanabilirim şeklinde bir önemli bir eğitim de veriyor. Bunların hepsinin özünde, hocamın da söylediği gibi, oruç Allah için tutulan bir ibadettir. Mesela bu insan bunları anlattıklarımızı bir takım perhizlerle, yani bir takım diyetlerle de yapabilir. Ama buradaki mesele bu değildir. Mesele Allah rızası için yapmak, yani niyetle yapmaktır ve büyük ihtimalle bunun bize vermiş olduğu kemalat, olgunluk Allah'ın izniyle çok daha mükemmel bir şekilde tezahür ediyordur diyebilirim. Evet, kabaca. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisi geldi aklıma hocam, evet, konuşurken tam, evet, son söyledikleriyle ilgili. Mealini söyleyeyim, belki hocam hatırlar metninde. Nice oruç tutan vardır, onların kazancı sadece
onlara kalan aç kalmaktır yani. Dolayısıyla bunu sadece o aç kalmaya ya da Tabii. bazı şeylerden bir süreliğine uzak durmaya da indirgemek doğru değil. Aslında hocam Bakara 183. ayette okudular. Oruç tutmanın amacı nedir? Takvaya Allah'a tezahür. erişmektir. Burada takvayı belki biraz ben bir iki cümleyle ifade edip sonra hocama tekrar döneceğim. Aslında takva nedir? İşte dindarlık diye ifade ediliyor. Ya biraz karıştırdım şöyle okudum okumalardan. Ya siz ne dersiniz bilmiyorum ama takva Cenab-ı Allah'ın belirlediği sınırlar içerisinde hareket etmektir. Yani belirlediği sınırları aşmamak ya da sakınma anlamı var ya, korkma ya da sakınma, o sınırı aşmama gibi bir anlamı olduğuna göre aslında Ramazan'ı ben şöyle düşünüyorum. Ramazan bize şimdi bu futbol ya da diğer müsabakalarda sporcular gerçek maça çıkmadan önce ne yaparlar? İdman yaparlar yani ya da işte hazırlık yaparlar. Sanki Ramazan da aslında diğer senenin diğer günlerine bir hazırlık. Burada bize birçok şeyin eğitimi, özellikle irade terbiyesi gibi önemli bir eğitimi, takvaya erişmenin yollarını, dolayısıyla bu takvaya erişme umuluyorsa burada, bunun ne olduğu sorusu da akla geliyor ve böyle bir genel bir hazırlık ve bunu yılın geneline yayma gibi bir hedefi olduğunu da düşünüyorum ben. Hocam vaktimiz hızlıca akıyor. Konuşacaklarımızı kısmen de konuşmak adına hemen ikinci bir başlık ya da soruyla devam etmek istiyorum. Şimdi oruç ibadetini konuşuyoruz ama malumunuz olduğu üzere oruç ibadeti tek bir çeşit ya da türden ibaret değil. İsterseniz oruç ibadetinin türlerinden bahsedelim. Öyle devam edelim. Evet, şimdi önemli bir irade ve sabır eğitimi olan, takvanın elde edilmesinde önemli bir araç, vasıta, vesile olan oruç ibadeti, şari'in rızasına uygun bir şekilde ve onun emrettiği bir şekilde tutulduğu takdirde amacına hizmet edecektir. Bunun için fıkıh kitaplarımızda oruca dair ahkam-ı fıkhiye, fıkhi hükümlerden detaylı olarak bahsedilir. İlmihal kitaplarımızda da vardır. Bunlardan ilki oruç çeşitleri olarak, daha sonra orucun rükünleri, şartları, orucu bozan hususlar, orucun sıhhat şartları, orucu bozan şeyler nelerdir? Onlardan bahsedilir. Öncelikle oruç çeşitleri, oruç dediğimiz zaman farz oruç, vacip oruç ve nafile oruçlar aklımıza gelir. Farz oruç, Ramazan-ı Şerif ayında tutulan oruç farz oruçtur. Aynı zamanda Ramazan-ı Şerif ayında herhangi bir vesileyle tutulamayan bir orucun kazası da farz olmaktadır. Vacip olarak mesela bir adakta, nezirde bulunduğumuz zaman veya kefaret gerektirecek, yemin kefareti, kıtar kefareti gibi herhangi bir kefareti gerektirecek bir şey yaptığımızda bunu telafi etmek için bizlere emredilen, tutulmamız istenen oruçlar, kefaret oruçları. Yine başlanılan bir nafile oruç bozulduğu takdirde, tamamlanamadığı takdirde onun da kazasının tutulması vacip oruçlar arasında geçmektedir. Farz ve vacip oruçların dışında kalan diğer oruçlara nafile oruçlar diyoruz ki bunların başında mesela pazartesi, perşembe günleri tutulan oruç, Aşura gününde tutulan oruç, 9, 10 veyahut da 10, 11 şeklinde tutulan oruç, Muharrem Şerif ayında tutulan oruç, Zilkade ayında, Zilhicce ayında tutulan oruçlar, Recep Şerif ayında, Şaban-ı Şerif ayında tutulan oruç, her kameri ayın eyyami bir yıl dediğimiz 13. 14. 15. günlerinde tutulan oruçlar nafile oruçların önde gelenleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugünlerde bizzat oruç tuttuğu gibi bizlere de tutulmasını tavsiye buyurmuştur. Ve bugünler oruç tutulduğu takdirde pek çok bereketlere ve sevaplara vesile olacaktır. Bunların dışında oruç tutması yasaklanan günler vardır. Mesela bayram günlerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmasını yasaklamıştır hadis-i şeriflerinde. Ben zaman almam adına metinlerini okumuyorum, hadis-i şeriflerin metinlerini, ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştır. Bundan dolayı bayram günlerinde oruç tutmak haram veyahut da tahrimen mekruh olarak görülmüştür. Yine kadınlara özgü olarak kadınlar için ileri sürülen bir hususa vardır ki kadınların hayız ve nifas günlerinde oruç tutmaları da aynı şekilde yasaklanmıştır. Bu konu esasında İslam tarihinde hiç tartışma konusu yapılmamış
olmakla birlikte günümüzde bir takım kişiler zaman zaman bunu gündeme getirebilmekte. Yani evet, bunu bu halde olan kadına bir hakaret olarak görebilmekte, ama hakaretle uzaktan yakından alakası yoktur. Şimdi bununla alakalı bakınız, Hazreti Ayşe validemizden gelen bir rivayet vardır. Hazreti Ayşe validemizden gelmesi de ayrıca önem arz etmektedir. Muadde isminde bir sahabi kadın Hazreti Ayşe validemize gelerek ya Ayşe, biz namazlarımızı oruçlarımızı kaza ettiğimiz gibi, yani tutamadığımız Ramazan ayında hayızlıyken, nifaslıyken Ramazan ayında tutamadığımız oruçlarımızı da kaza ettiğimiz gibi namazlarımızı da kaza edelim mi şeklinde soru sorduğu zaman, hı hı, Hazreti Ayşe validemiz ona tek şey söylüyor: sen diyor harici misin diyor. Yani harici olanlar Allah'ın emirlerine, Resulullah'ın emirlerine karşı gelenlerdir buyuruyorlar. Şimdi burada ne anlaşılmaktadır? Bir, bugünler oruç tutulmamaktadır. Bugünler oruç tutulmamaktadır. Oruç tutulması şari tarafından yasaklanmıştır. Yasaklanmıştır. Ramazan-ı Şerif ayı senede bir defa tekerrür ettiği için Ramazan-ı Şerif ayının tutunamayan oruçlarının kaza edilmesi istenmiştir. Ama namazlar sıkça tekerrür ettiği için kaza edilmemektedir. Onun için ben bu konuda İslam dünyasında hiçbir ihtilafta söz konusu değildir. Şia dünyasına varıncaya kadar bunun farklı vesilelerle gündemde tutulmasını çok samimi olarak görmüyorum işin doğrusu. Hocam, konuyla ilgili ben anekdot anlatmak istiyorum. 2015 veya 16 Murat hocamla birlikte çalışıyorduk o zaman Konya İlahiyat'ta. Bir grup öğrenciyle derslerim vardı ama bunlar İlahiyat İslam İlimleri öğrencisi değil. Hukuk, tıp, mühendislik, böyle karma bir grup. Konu buraya geldi. Tıp öğrencileri tabii çok zeki arkadaşlarımız, gençler takip ediyorlar bu konuları. Dedim ki bu konuyu nasıl biliyorsunuz? İtiraz ettiler. Hocam işte Kur'an-ı Kerim'de şayet hasta veya seferiyseniz fe iddetun min eyyamin ukhar, değil mi? Yani evet. İn kuntum marza ev ala seferin fe iddetun min eyyamin ukhar. Dolayısıyla hastalık ya da yolculuk hali varsa bu bir ruhsattır. Oruç tutabilirsin, tutmayabilirsin. Bugün biz sefere çıkan, mesela Murat hocam bugün seferi ama oruçlu. Oruç tuttuğunu biliyoruz ama istese tutmayabilirdi. Böyle anlıyoruz dedi. Yani o ayetten hareketle. Neden böyle anlıyorsunuz? Çünkü yes'elûneke anil mahîdî kul huve ezen ayetinden de biz bunun hastalık olduğunu görüyoruz. Yani çok güzel değil mi? Ayetler üzerinden gidince insanın eli kolu bağlı sanki. Şöyle düşündüm biraz. Dedim ki siz tıp okuyorsunuz. Ben size bir soru sormak istiyorum. Bir kadının adet görmesi hasta olduğunu mu gösterir, sağlıklı olduğunu mu gösterir? Çok güzel. Hocam elbette sağlıklı olduğunu gösterir. Adet görmemesi sağlıksız olur. O zaman bu hastalık değildir yani. Çok iyi yerde gelmişsiniz. Öyle bir Cenab-ı Allah aklıma o anda onu getirdi. Dolayısıyla temellendirmede de bir problem var. Yani siz günümüzde bunun çok küçük aslında, yani bazı kesimlerce dile getirildiğini ifade ettiniz ama temellendirmeyi de böyle yapıyorlar. Bu temellendirme de sağlıksız bir temellendirme. Değindiğiniz iyi oldu. Peki hocam, vakit çok ilerliyor. Hocam var mı katkınız? Yok, hocamı dinleyelim biraz daha. Hocam, orucun rükün ve şartları şöyle kabaca temel, ya bir Müslüman neye dikkat etmeli? Oruç ibadetinin olmazsa olmazları, rükünleri ne ve sahih bir oruç tutmanın şartları nelerdir? Evet. Orucun rükün ve şartları. Müsaadenizle bu konuya başlamadan önce yine tutulması mekruh olan günler bağlamında, çünkü evet, zaman zaman evet, soruluyor soru olarak. Mesela cuma günü veya cumartesi günü müstakil olarak bu günlerde tutulan oruçlar da mekruh olarak kabul ediliyor. Evet. Bunun hikmeti şu: cumartesi günü Yahudilere benzeme söz konusu. Cuma günü de bayram günü olduğu için, Müslümanların bayramı olarak görüldüğü için tutulmaması tavsiye edilmiştir, mekruh görülmüştür. Ama bununla birlikte mesela bir kişinin adet üzere tuttuğu bir oruç cuma gününe denk gelecek olursa, mesela kısa zaman önce geçti, Şaban-ı Şerif'in 15. günü cuma gününe denk gelmiş, soranlar olduğu için hatırlatmaya ihtiyacını hissettim. Böyle şeylere denk geldiği zaman cuma gününde oruç tutmakta herhangi bir beis yoktur. Yani cuma olduğu için bugüne değer atfederek, kutsallık atfederek oruç tutmanın belki burada kerahatinden bahsedebiliriz.
Orucun rükün ve şartları vardır. Sahih bir şekilde orucun yerine gelebilmesi için. Bunlar orucun olmazsa olmazı, temel ve ana unsurları olmaktadır. Bir kere oruç Ramazan-ı Şerif hilalinin görülmesiyle başlamaktadır. Usulü fıkıhtaki tabiriyle Ramazan-ı Şerif hilalinin görülmesi Ramazan orucunun farziyeti için bir sebep olmaktadır. Bundan dolayıdır ki eski böyle astronomi bilgilerin ve bu alandaki ilmin çok fazla ileri olmadığı zamanlarda çıplak gözle hilali gözlemleme Müslümanlar arasında büyük önem arz ediyor idi. Çünkü hilali gördüğünüz zaman oruca başlayacaksınız. Yine şevval hilali gördüğünüz zaman orucu sonlandırmış olacaksınız. Ancak günümüzde astronomi ile ilgili ilmin oldukça ileri bir seviyeye geldiği, birçok gök cisimlerinin onlarca yıl sonra hareketlerinin, değişimlerinin saniyelik hesaplarla yapıldığı böyle teknolojik bir ortamda hilalin çıplak gözle görülmesini gerektiğini ileri sürmek, hatta bu bağlamda bir takım tartışmalar yapmak aslında anlamını kaybetmiştir. Ramazan'da da yaşadık. Arkadaşlar işte geçen hafta fotoğraf attılar, Ürdün'deki arkadaşlar. Herkes oruçluydu Ramazan'ın ilk günü, Ürdün hariç. Evet. Bütün çevre öyleydi yani. Yani evet. Bu teknoloji çağında aslında bunlar büyük anlamda anlamını da kaybetmiştir. Öyle bakılmalıdır. Bu bağlamda yapılacak tartışmalar da çok bir anlam ifade etmeyecektir. Bir de şu vardır. Şimdi ülkemizde, özellikle ülkemizde dini konularda kamu otoritesi olarak kabul edilen Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu minvaldeki açıklamalarına riayet etmek gerektiği kanaatindeyim ben. Evet, aksi takdirde yani bir toplumda birileri farklı şekillerde görüş beyan edecek olursa, başladıydı, başlamadıydı vesaire şeklinde farklı görüşleri beyan edecek olursa bu ihtilaf toplumun hayrına olan bir ihtilaf değildir. Onun için kamu otoritesi olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu minvaldeki açıklamaların bağlayıcı olarak ben şahsen değerlendiriyorum. Esasında fıkıhta da bunun temeli vardır. Zira klasik fıkıh kitaplarımızda da bir hakim, bir kadı Ramazan hilalinin görüldüğünü ve başladığını, Ramazan ayının başladığını ikrar edecek, kabul edecek, ilan edecek olursa bu bağlayıcı hale gelmektedir. Evet. Bu Ramazan hilali bağlamında böyle olduğu gibi yine yeri gelmişken ifade edeyim. İmsakın başlangıcı ile alakalı, imsakın ne zaman başladığına dair buna benzer tartışmalar da aslında ülkemizde toplumumuzun, Müslümanların çok hayrını olan tartışmalar değildir. Yani birisi 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika önce başladığını, birisi yarım saat sonra başladığını, Diyanet'in insanlara, Müslümanlara uzun süreli oruç tutturduğunu ileri sürmenin ben toplumun çok hayrına olduğunu düşünmüyorum şahsen. Onun için Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu minvaldeki açıklamalarının ben toplum için bağlayıcı olduğu kanaatindeyim. Evet, aslında bu tartışmaların da halk nezdinde çok fazla karşılık bulmadığını da biliyoruz. Yani kafa karıştırmanın ötesinde bir yere gitmiyor. Dolayısıyla kamu yani ya da işte kolektif nitelikli kurumlara kulak vermenin daha doğru olduğu velev ki bu klasikte ya da modern dönemdeki araştırmacılar arasında ihtilaflı bir mesele dahi olsa. Çünkü hocam da bilir, hepinizin malumu, içtihat içtihadın aksetmez. Yani bir içtihat bir içtihattan daha üstün değildir, daha eftal değildir. En nihayetinde bu da bir görüş, bu da bir görüş. Dolayısıyla burada böyle birlikte hareket etme eğitimini de, duygusunu da pekiştirecek şekilde kurumlara kulak verilmesi daha doğru olur. Birliktelik evet. Açısından, toplumun birlikteliği bir ve beraber edebilme açısından son derece önem arz etmektedir. Evet, Ramazan hilalinin görülmesi Ramazan'ın orucun şartıdır. Rüknü ise imsaktan iftar vaktine kadar yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden uzak kalmaktır. Yani oruca mani hallerden, hareket ve tavırlardan uzak kalmaktır. Kimler bu ibadette mükelleftir? Akıllı olan, ergenlik çağına ermiş her Müslüman Ramazan ayında oruç tutmakla mükelleftir. Tabi bu genel ilkenin istisnaları vardır. Mesela Cenab-ı Hak biraz önce sizin de okumuş olduğunuz ayet-i kerimede hasta olan kişilerin, yolcu olan kişilerin, şeyh-i fani olarak ifade ettiğimiz ileri derecede yaşlı olup oruca takat getiremeyecek kişileri bunlardan istisna etmiştir. Ayet-i kerime Bakara suresi 184.
ayet-i kerimededir. Eyyemün ma'dudat. Femen kâne minkum merîdan ev alâ seferin fe'iddetun min eyyemin uhar ve alellezîne yutîgûnehu fidyetun ta'amu miskin buyurmaktadır Rabbimiz. Dolayısıyla fakirlerimiz ayet-i kerimede geçen bu üç husustan hareketle, üç kişiden hareketle oruç tutmamayı mubah kılan özürleri bir yolculuk hali, iki hastalık hali, üç oruç tutmamaya, oruç tutmaya güç yetirememe olarak sınırlandırmışlardır. Zayıflık yani böyle. Zayıflık hali olarak sınırlandırmışlardır. Ama fıkıh kitaplarımızda bu üçüne ilaveten, mesela hamile bir kadının veyahut da çocuk emzirmekte olan bir kadının ileri derecede açlık ve susuzluk olması halinde zor ve meşakkatli işlerde çalışması gibi durumları da bu kapsamda değerlendirmişler. Bu durumda olan kişilerin sağlıkla ilgili bir sorunu söz konusu olacaksa, ortaya çıkacaksa başka zaman kaza etmesi şartıyla Ramazan ayında oruç tutmama ruhsatının olduğu kendilerine ifade edilmiştir. Şunu evet, biz biliyoruz ki burada geçerli bir mazeretin söz konusu olması lazım. Geçerli bir mazeret olmadan Ramazan ayında oruç tutmamak büyük bir günahtır. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bu bağlamdaki bir hadis-i şerifini hatırlatmak belki faydalı olacaktır. Efendimiz buyururlar ki: "Men iftara yevmen min Ramazana min gayri udrin ve la maradın." Bir özür, mazeret ve hastalık olmaksın bir kimse Ramazan ayında oruç tutmayacak olursa lem yaqdihi siyamu dehri ve insamehu, yani ömrünün sonuna kadar onun kazasını tutmuş olsa dahi bugün de tuttuğunda elde edeceği sevabı asla edemeyecektir buyurmaktadırlar. Onun için biz işin manevi boyutuna, sevap boyutuna da yani bakmamız gerekecektir. Da, önemi ve getirisi çok daha büyük oluyor. Evet, kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Peki hocam, şimdi aslında bunlar çok yoğun konular, bunları konuşuyoruz ama mutlaka sizlere de soruluyordur. Mesela seferilikten, yolculuktan bahsettik. Günümüzde işte yolculuğu da tevil etmeye çalışanlar var. İşte uçakla yolculuk ediyorsunuz, hızlı trenle gelip gidiyorsunuz. Bunlar artık bu kapsamda değerlendirilmez. Burada bunun altını da çizmek gerekir. Yani yolcu sayılmanın objektif kriteri mesafedir. O mesafe kat edildikten sonra, ki bu 3 günlük yol mesafesidir, günümüzde ortalama 90 kilometre olarak hesaplanıyor. Bu kilometre mesafede ve daha uzakta olan bir mesafe yolculuk yapma ne tür, ne şekilde olursa olsun bu kapsama evet, giriyor. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. Hocam, o şeyle ilgili ben birkaç bir şey hocam söyleyebilirim. Az önce hani Mehmet Ali hocam sağ olsun bahsetti. Bu hilalin tespiti meselesi var. Yeri gelmişken birkaç hususta ben ifade etmiş olayım. Şimdi elhamdülillah yani işte İslam dünyasında hemen hemen birlik sağlandı, sağlanmak üzere. Yani şöyle, şunu da baştan söyleyelim. Yani illa her ülke aynı zamanda oruca başlayacak diye bir şart varmış gibi de kendimizi zorlamayalım. Bu içtihadi bir mesele netice itibariyle, ama şu anki teknolojik imkanlar varken bir şeyde ortak kararda birleşip de tüm İslam dünyasının aynı gün oruca başlayıp aynı gün bayram yapması da gayet güzel bir şey olacaktır. Yani ama bunun böyle olmaması, sanki Müslümanlar tamamen birbiriyle paramparçaymış gibi bir şey yapmakta doğru değil. Bazıları böyle yapıyor. Bu bir içtihadi mesele. İçtihatla ilgili kısmıyla ilgili birkaç bir şey hızlıca söyleyeyim. Şimdi bu Ramazan hilalinin görülmesi tartışmasında aslında mesele kilitleniyor. Hocamın da anlattığı gibi. Evet. Sumu li ru'yetihi ve afteru li ru'yetihi hadis-i şerifinde hilali görünce, işte Ramazan hilali görünce oruç tutunuz, Şevval hilali görünce bayram yapınız. Hadis-i şerifindeki görme, ru'yet nasıl gerçekleşecek tartışmasında şu an itibariyle ülkemizin de esas aldığı ve birçok İslam ülkesinin esas aldığı hilalin dünyanın herhangi bir yerinden görülebileceği gün Ramazan'ın başlangıcı sayılıyor. Evet. Yoksa ihtima anı dediğimiz, bizim bir tartışma hocam da bilir, sizler de bilir. İhtilaf-ı metale dediğimiz konu. İhtilaf-ı metale itibar yoktur. Yoktur. Tabii ki yani farklı, yani şöyle, onun da şeyi şu. Dünyada aynı anda iki gün yaşanmamaktadır. Yani bir gün yaşanmaktadır. Yani ama başı sonu arasında zaman farkı 8 saat veya 12 saat itibariyle zaman farkı vardır. Yani mesela Çin, Malezya, Endonezya, Avustralya'da sabah başlıyor ama işte Amerika'da diğer günün, yani böyle bir gün akışı var. Fakat bu şeyi
günleri birbirine farklı, aynı anda iki gün yok yani mesela. Diğer orada başka gün, burada başka gün yok. Matematiksel açıdan yok. Sanki varmış gibi biri gündüz bir gece oluyor ama matematiksel açıdan böyle bir şey yok. Dolayısıyla burada esas itibariyle içtima anının, yani astronomi ilmi bakımından Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı hizada olduğu zaman ondan milimetrik geçtiğinde artık yeni bir ay başlamıştır mı diyeceğiz, yoksa Dünya'dan görüleceği zaman mı başlamıştır diyeceğiz. Büyük çoğunluk son dönem İslam araştırmacıları, alimleri görülmenin çok vurgulanması sebebiyle, yani naslarda görmek vurgulanıyor ayet-i kerimelerde, hadislerde. Öyleyse Dünya'dan görülebileceği, yani illa görülmesi gerekmiyor, Dünya'dan görülebileceği zaman dilimini ayın başlangıcı olarak esas alıyorlar. Yani diyelim ki şu anda bu yıl nerede göründü, unuttum onu, ben okudum haberlerde. Şimdi yine o taraflarda bir yerde, yani bir yerde görünecek miktarda aslında hava iyi olsa göreceğiz. Yani Dünya'dan görülebilir. O da matematiksel olarak şu anda hesap edilebiliyor hocamın dediği gibi. O esas alındığı için burada bir farklılık var. Büyük ihtimalle Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkeler bu sene olmadı ama çoğunlukla içtima anını esas alan içtihatları kendileri benimsediği için bazen bir gün önce onlarda mesela başlama durumu oluyordu. Şimdi şöyle bir latife yapalım. Hani bir ara böyle Arap dünyasındaki liderler artık, yani veya işte bakanlar falan toplanmışlar. Demişler ya biz bunu kendimiz yapalım. İşte kuralım bir şey, kendimiz hesap edelim demişler. Şimdi bu hemen astronomi bilimi, hani bir gün kurduk yarın hesap edeceğiz gibi bir şeyden daha ziyade, yani yıllar birikim gerektiren, yani yıllarca tecrübe işte Kandil Üniversitesi'nde olduğu gibi, yani uzun süre takipler gerektiren bir şeydir. O yüzden onlar da zaten Amerika'dan alıyorlar hesapları, yani kendileri yeni yeni, onlar da başlamış durumda belki. Hani demiş biz kendimiz yapalım falan demiş de, kendimiz yapalım diye bir şey yani pek mümkün değil zaten. Mümkün değil yani. Ama bizim ülkemizin var. Ülkemizin Diyanet İşleri Başkanlığı kurulalı vakit hesaplama, astronomi hesaplama birimi vardır. Orada da zaten uzmanlar dışarıdan gelip şey yaparlar, yani görev yaparlar. O şekilde yıllardır bunu takip ettiği için Kandilli irtibatlı yani yapıyorlar. Dolayısıyla burada hata yapılamaz mı? Yani şunu da çok da keskin konuşamayız. Yani belki de ülkemizin yapmış olduğu bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce Ramazan'ın başlangıcı ile ilgili şimdiki teknolojiye göre baktık, aslında bir gün sonra olsaymış dense, bunun da aslında dini bakımdan bir sakıncası yok. Bununla ilgili bir hadis-i şerif rivayet edilir. Ramazan Müslümanın oruç tuttuğu aydır. Bayram Müslümanların işte bayram yaptığı aydır. Veya işte Ramazan bayramı Müslümanların bayram yaptığı zamandır. Kurban bayramı Müslümanların kurban kestiği zamandır. Cenab-ı Allah buna bu şekilde itibar edecektir. Yevme yufturun nas ve yevme yudahin nas. El fıtru yevme yufturun nas. Yani insanlar bir şeyde ittifak etmişlerse ona uymak esastır. Kitaplarımızda bu var. Bilirsiniz yani. Tek kişi görürse kabul edilmez de, iki kişi görürse hakimin kararıyla Ramazan başlangıcı, yani işte sonu ve başlangıçla ilgili kişi ihtilafları bile vardır. Yani toplumun tamamını bağlayıcı hükümler bireysel kararlarla değil, kamusal, işte kurumsal kararlarla yapılıyor şu an günümüzde. Bu daha sağlıklıdır diyerek ben de katkı sağlamış olayım. Birlikte hareket etmek önemli sonuçta. İslam ümmetinin özelliklerinden. Hocam çok az bir zamanımız kaldı. Orucu bozan şeyler aslında çok değişmiyor ama her yıl aynı. Şöyle genel hatlarıyla Mehmet Ali Hocam, orucu ilkesel anlamda da zikredebilirsiniz. Hem orucu bozan şeyleri hem de oruçluyken orucu bozmayıp da işte mekruh olan bazı durumlar var. Onları zikrederseniz. Onları ilke olarak o zaman ayrıntıya girmeden zikredelim. Şimdi orucun sahih olabilmesi için oruç bozan unsurlardan uzak kalması gerekmektedir. Oruçtan kişinin. Bu davranışların bir kısmı orucu sadece bozar, kaza etmesini gerektirir. Evet. Bir kısmı orucu hem bozar, kaza ve kefaret gerektirir. Bazı davranışlar da orucun kerahetine sebep olabilir. Şimdi temel ilk olarak şöyle bir çerçeve belki belirleyebiliriz. Yeme, içme ve cinsel ilişki türünden olan her türlü davranış orucu bozar. Yeme, içme ve cinsel ilişki türünden olan her türlü davranış orucu bozar. Eğer bu kişi oruçlu olduğunu bildiği halde kasıtlı olarak yapacak olursa
kaza ve kefareti beraberinde gerektirir. Evet. Ama sadece bir hata sonucu meydana gelmişse, yani evet oruçta olduğunu biliyor ama hata engedi veya da hata inişti veya içmek zorunda kaldı bir mazeretten dolayı. Unutarak değil, hata ile. Evet, ben unutarak oraya da geleceğim. Hata ile yeme içme veyahut da orucuna başladı ama hastalandı ve orucunu bozması gerekiyor. Bir sebep arız oldu. Bu gibi durumlarda sadece orucun kazası gerekecektir. Ama ya, unutarak, yani kişi oruçlu olduğunu unutmuş, oruçlu olduğunu bilmiyor, bilmeden bir şey yiyecek, içecek olursa, oruca mani bir davranış içine girecek olursa, bu oruca zarar vermemektedir. Evet. Burada temel ilke belki bu şekilde çizilebilir. Hocam hataya da bir örnek verelim de şimdi izleyenlerin kafası karışmasın. Yani nasıl mesela insan... Hata şöyle olabilir. Abdest alırken, ağzımıza çalkalarken su kaçtı. Ağzımıza aldığımız su midemize gitti. Veyahut da yağmurlu bir günde giderken ağzımızda yağmur damlası geldi ve o yağmur damlası midemize gitti. Ya da iftar vaktinin girdiği zannederek 5-10 dakika önce iftar vaktinin girdiğini veyahut da imsak vaktinin henüz devam ettiğini zannederek mesela yeme içmeye devam etmek gibi durumlar hata kapsamında değerlendirilmektedir. Evet. Yine bazen sorulabiliyor. Oruca başladı kişi ama gün ortasında rahatsızlandı. İlaç alması gerekti. Hı hı. Bir şeyler yiyip içmesi gerekti mesela. Şeker gibi hastalıklarını yükseltmemesi için. Bu durumda bir mazeret söz konusu olduğu için yine sadece kaza gerekecektir. Kefaret gerekmeyecektir. Evet. Günümüzde belki en çok sorulan, karşılaştığımız hususlardan birisi ilaç ve iğne kullanımının oruca etkisi nedir, ne değildir? Öncelikle ilaçla ilgili ağızdan alınan hap, şurup, pastil gibi şeyler orucu bozar. Eğer bu bir mazeretten dolayı alınıyorsa orucun kaza edilmesi gerekecektir. Onun dışında göze ve kulağa damlatılan ilacın orucu bozup bozmaması eskiden beri tartışılmıştır. Ama günümüze gelinen noktada göz ile mide arasında, kulak ile mide arasında doğrudan bir bağlantı olmadığı için göze ve kulağa damlatılan ilaçların oruca zarar vermediği şeklindedir bu kanaat. Benimsenmiştir. Din İşleri Yüksek Kurulu'nda. Burada ölçü şu mudur? Dışarıdan alınan herhangi bir maddenin mideye ulaşmasıdır. Evet. Dışarıdan alınan herhangi bir yiyecek, içecek üründen veyahut da keyfiyet arz edilen bir maddenin mideye ulaşması olarak belirtilmektedir. Evet. İğne hakkında İmameyn ile İmam Ebu Hanife arasındaki ihtilaf meşhurdur. İmam Ebu Hanife iğnenin doğal olması da vücuda dışarıdan giren her şeyin orucu bozacağı kanaatinde olduğu için iğne yaptıran kişinin orucunun bozulacağı kanaatinde iken İmameyn ancak doğal yollardan vücuda giren şeyin orucu bozacağını, doğal olmayan yollardan vücuda giren şeyin orucu bozmayacağını, bundan dolayı da iğnenin orucu bozmadığını ifade etmektedirler. Şimdi günümüzde hastalık çeşitleri artmıştır, türler artmıştır. Uzun günlerde mesela olabilir kişiler İğne vurulmak zorunda kalabilirler veyahut da her gün iğne vurulmak zorunda kalan kişiler olabilir. Şimdi böyle bir durumda şunu söyleyelim öncelikle. Eğer bizim tedavimizi, alacağımız ilacı, iğneyi imsak ve iftar vakti arasında alma imkanımız varsa, tedavimizi görme imkanımız varsa, ihtilaftan kurtulmak için iftardan sonra, imsaktan önce bu süreçte iğnemizi vurulmamız, ilacımızı almamız en doğru olandır. Ama mutlaka bizim örneğin günün belli bir saatinde saat 10'da veyahut da saat 2'de iğneyi vurulmamız gerekiyor. Ve bundan dolayı oruç tutamama gibi bir durum söz konusu ise tabii ki çok rahatlıkla İmameyn'in bu minvaldeki içtihadıyla amel edilebilir. Bu durumda olan kişinin de orucuna devam etmesi tavsiye edilecektir. Evet hocam, son bir dakikamız çok kısa. Orucun kazası, kefaret ve fidye ile ilgili ne söyleyebiliriz? Yani oruç kaza edilmesi gereken durumlarda Ramazan'dan sonraki herhangi bir günde gününe gün kaza edilmesi gerekir, tutulması gerekir. Tutulduğu takdirde borç eda edilmiş olacaktır. Kefareti gerektiren bir durumda ise oruç 2 ay artı bir gün bu orucun kefaretiyle birlikte ödenmesi peş peşe gerekmektedir. Değil mi? İki ay, İki ay oruç tutulurken peş peşe olmalıdır. Kadınların hayız ve nifası devreye araya girecek olursa bu durum zarar vermemektedir. Evet. Diyelim, sözümüzü bitirelim o zaman. Evet Mehmet Ali Hocam, yani konu yoğun. Böyle konu biraz geniş. Hızlı oldu ama vaktimiz de bitti bu şekilde.
Ama sizi haftaya tekrar konuk edeceğiz. Yine aslında Ramazan'la fıkhi açıdan doğrudan bir bağlantısı olmayan bir konu ama kültürel anlamda artık Ramazan'da gündeme sıkça getirilen bir konuyu konuşmak istiyoruz. Zekat ve fıkhi yönlerini konuşalım istiyoruz. Hocam var mı eklemek istediğiniz Teşekkür ederim. Güzel oldu. Ben de son olarak yani oruç ibadetinin önemine dair Ramazan-ı Şerif ayında güzel program yapmış olduk. Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları kabul buyursun. Amin. Hayırlara vesile kılsın. Peki teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür Kıymetli ediyorum. İzleyenler. Sağ olasınız. Hayırlı Ramazanlar. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Bir fıkıh meclisinin daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı iftarlar efendim.